hayalin otoritesi ve diriltilen suretler. Hazreti Peygamber'e suretlerin mahiyeti sorulduğunda şöyle yanıt vermiştir. O, İsrafil'in parça parça yediği nurdan yaratılmış boynuzdur. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar suretlerin mahiyetini, ne olduğunu. Ve şöyle cevap vermiş. O, yani o suretler, İsrafil'in parça parça yediği nurdan yaratılmış boynuzdur. Şimdi bu boynuzu açıklıyor. İsrafil aleyhisselam denilir ya halk arasında küçüklükten, çocukluktan öğrendiğimiz sura üfürecek. Kıyametin kopuşu, sura üfürme. Bu sur neymiş? Bu üfürecek, o boru gibi, boynuz gibi olan sur neymiş? Bunun hakikati neymiş? Şimdi bunu açıklıyor. Böylelikle şeklinin boynuz şekli olduğunu bildirerek onu genişlik ve darlık özelliğiyle nitelemiştir. Boynuz bir tarafı dar, bir tarafı geniştir. Çünkü boynuz geniş ve dardır. Bize göre boynuz, akılcıların boynuzun üst ve aşağı tarafının farklılığı hakkındaki zannından başkadır. Biz akılcıların düşündüğü gibi düşünmüyoruz. Biz farklı cihetten bakıyoruz diyor. Akılcılar yanılmıştır bu hususta. Allah izin verirse bu bölümden sonra onu zikredeceğiz. Bilmelisin ki bu boynuz olabildiğince geniştir. Şimdi bu suru anlatıyor, boynuzu. Var olan hiçbir şey ondan geniş değildir. Çünkü o her şey üzerinde olduğu gibi şey olmayan üzerinde de hüküm sahibidir. Sırf yokluğu, imkansızı, zorunluyu ve imkanı tasavvur edebilir. Varlığı yokluk, yokluğu varlık yapar. Hazreti Peygamber hayal hakkında daha doğru bir ifadeyle o makamdan söz ederken şöyle buyurur. Allah'a sanki onu görürcesine ibadet et. Bakın, Allah'a sanki onu görürcesine ibadet et. Hayali açıklamakta bu hadis-i şerifte işaret. Allah namaz kılanın kıblesindedir. Başka bir hadiste. Başka bir ifadeyle Allah'ı kıblende tahayyül et. Öyle düşün, hayal et. Sen de kendisini gözetmen ve ondan utanman için onun tam karşısında bulunursun. Namazında onun karşısında saygıya sarılırsın. Böyle yapmazsan hiç kuşkusuz saygısızlık yapmışsın demektir. Hayal en geniş ve en dar şeydir. Şari sen de bu özelliğe sahip ve hayal denilen bir şeyin bulunduğunu bilmeseydi şöyle demezdi. Onu kafa gözünle görürcesine. Yani Allah'ı görürcesine ibadet et diyor ya. Çünkü akıl kanıtı sanki durumunu imkansız sayar. Çünkü akıl kanıtı teşbihi imkansız sayar. Baş gözü ise duvardan başka bir şey görmez. Böylelikle şunu öğrendik. Bu ifadesiyle Şari namazda kendisine yönelmenin farz olduğu kıblede hakkın karşısında bulunduğunu tahayyül etmeni emretmiştir. Allah şöyle der. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır ayette. Bir şeyin yüzü o şeyin hakikati ve kendisi demektir. Hayal, akıl kanıtıyla suret ve tasavvurun hakkında imkansız olduğu kimseyi suretlendirmiş, bu nedenle geniş olmuştur. Hayaldeki darlık şundan kaynaklanır. Hayal, duyusal ve manevi şeylerden veya nispetlerden veya izafet, Allah'ın büyüklüğünü, zatını ve benzeri şeyleri ancak suret sayesinde idrak edebilir. Hayal, suretsiz bir şeyi idrak etmeye kalksaydı, onun hakikati buna imkan vermezdi. Çünkü o, vehmin ta kendisidir. Vehimden başka bir şey değildir. Hayal son derece dardır. Çünkü hayal anlamları maddelerden kesinlikle soyutlayamaz. Bu nedenle duyu hayale en yakın şey olmuştur. Çünkü hayal suretleri duyudan alır. Duyusal suretlerde ise hayal anlamları ortaya çıkarır. İşte bu da onun darlığıdır. Bunun böyle olmasının nedeni ise eşsiz ve benzersiz tek Allah'tan başka hiç kimsenin sınırlanmamak, varlığın mutlaklığı ve dilediğini yapan olmak özelliğiyle nitelenmemesi içindir. Yani hayal gücünün genişliği insanın duyu verilerine bağlıdır diyor. İnsanın duyu verisi ne kadar fazla duyularıyla aldığı doneler ne kadar fazlaysa kişideki hayal de o derece kuvvetli olur. Öyleyse hayal bilinen şeylerin en genişidir. Bu büyük genişliğine rağmen ki onunla her şey üzerine hüküm verilir. Anlamları kendiliklerinde bulundukları maddelerinden soyut olarak kabul etmekten acizdir. Böylelikle hayal bilgiyi süt veya bal veya şarap ve inci suretinde görür. Bakın şimdi hayalle bu aynı zamanda rüya, rüyada görülen mevzuya da işaret ediyor. Rüyada görülen süt, bal, şarap, inci ne anlama geliyor? İlim, bilgi anlamına gelir. Bu manada bu şekilde alacağız bunu. Hayal diyor bilgiyi süt, bal ve şarap veya inci suretinde görür. Müslümanlığı kubbe veya direk suretinde görür. Müslümanlık. Kişi kendi Müslümanlığını rüyasında gördüğü kubbe ya da direk, sütun.
bu Müslümanlığa işaret eder. Dedi ki rüyalar mutlaka rumuzludur. Tabir edilmesi gerekir. Bu ilmi bilen tarafından tabir edilmesi gerekir. Yoksa insan rüyasında gördüğü şeyleri kendi aklınca bir şeylere yormaya kalkarsa hata eder. Rüyada görülen nesnelerin anlamları çok çok farklıdır. Gerçek dünyada yaşantımızdan farklı şeylerdir yani. Kur'an'ı ise yağ ve bal suretinde görür. Kur'an. Yağ ve bal. Yani kişi misal bal görürse, bal yediğini görürse, yağ yediğini görürse rüyasında misal veriyoruz. Bu Kur'an yolunda gittiğinin işareti anlamına gelir. Dini kayıt suretinde görür. Hakkı ise insan veya nur suretinde görür hakkı. Öyleyse hayal geniş dardır. Allah ise mutlak anlamda geniştir. Yaratıklarını yarattığı özellikleri bilendir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Allah her şeye yaratılışını verdi. Sonra doğru yolu gösterdi. Başka bir ifadeyle Allah her şeye yaratılışını vermekle işleri bulundukları üzere açıklamıştır. İsrafil'in üfleyeceği boynuzun nurdan olmasının nedeni, nurun keşif ve ortaya çıkmasının sebebi olmasıdır. Çünkü nur olmasaydı göz hiçbir şeyi algılayamazdı. Nur, o ışık olmasaydı göz bir şeyi algılayamazdı. Allah ise bu hayali nur yapmıştır. Her şeyin sureti onunla algılanır. Nitekim bunu daha önce zikretmiştik. Öyleyse hayalin nuru sırf yokluğa da yayılır ve onun varlık olarak tasvir eder. Öyleyse hayal bütün yaratılmışlar içinde nur adını almaya daha layıktır. Dolayısıyla onun nuru diğer nurlara benzemediği gibi tecelliler onunla algılanır. Söz konusu olan hayal gözünün nurudur. Yoksa duyu gözünün nuru değildir. Anlayınız. Çünkü bu hayalin nur olmasını öğrenmeni sağlar. Böylelikle bilmeyen kimseye göre hayal hakkında doğru yargı verirsin. Bilmeyen insan hayal hakkında şöyle diyen kimsedir. Söz gelişi. Bu bozuk bir hayaldir. Böyle demesinin nedeni bu söz sahibinin Allah'ın kendisine verdiği hayal nurunu bilmeyişidir. Bazı hayalini dile getirene insan bu bozuk bir hayaldir veya kendi hayaliyle alakalı bu bozuk bir hayaldir diye niteleme yapabilir. Burada bu sözü söyleyen hatadadır diyor. Bozuk bir hayaldir derken. Hayalde bozukluk yok. Bak şimdi bozukluk nerede? Nitekim böyle söyleyen insan duyuyu da bazı algılarında yanlışlar. Halbuki duyunun idraki de gerçekte doğrudur. Hüküm vermek ise duyuya değil başka bir güce aittir ki o da akıldır. Demek ki hata akılda. Bakın insan beş duyuyla bizim beş duyumuzda yani bildiğimiz birçok insanın kullandığı beş duyusu var. Ama beş duyumuzun ötesinde birçok duyularımız var. İşte altıncı his denilen, duyu görü denilen birçok sayısız duyularımız var. Fakat insan kendi hakikatinin bu cevherliğinin farkına varmadığından beş duyu şartlanmalarıyla yaşamakta birçok insan. Biz bu beş duyumuzun verdiği gözümüzün, kulağımızın işte dokunma, tatma, görme, işitme bu duyularımızın verdiği doneleri bu duyular akla iletir. Beyinde akla iletir. Gözümüzün gördüğünü, kulağımızın duyduğu sesi. Ve bu akıl fikir haznesinde bu gelen doneleri, beş duyudan gelen doneleri, bilgileri yoğurur. Ve bir sonuç çıkarır, hüküm çıkarır. Daha önceki sohbette de değinmiştik bu mevzuya. Yine geldi, değinelim. Beş duyudan gelen verilerin neticesinde fikir haznesi yoğurarak bu verileri bu budur diye bir sonuç çıkarır, bir hüküm çıkarır. Burada bu hükümde yanılabilir veya isabet edebilir. Çünkü fikir haznesinde akıl fikir haznesinde yoğurduğu bu duyulardan gelen doneleri yoğurarak bir sonuç elde etmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki yanılma duyulara addedilemez. İşte gözüm görmekte yanıldı ya da kulağım duyduğunda yanıldı denilemez. Duyular görevini harfiyen dört dörtlük yapmaktadır. Göz görmesi gerekeni görür. Kulak duymasını gerekeni duyar. O duyduğu şeyi vehmederek yani vehim dediğimiz mevzu, zan dediğimiz mevzu. İşte o duyduğu şeyi ya da gördüğü şeyi insan beyninde fikir haznesinde yoğurarak bir sonuç çıkarır. He bu budur. Şu şöyle gördüm ya, şu da şöyle duydum ya, o zaman bu bunun için bunu böyle yaptı. Şu şudur gibi sonuç çıkarır. Sonucunda hata yapabilir. Zannına uyarak, vehmine uyarak. Burada işte duyular bize aslında gördüğünü, duyduğunu, işittiğini, dokunduğunu vermekte. Duyuda bir hata yok. Hata akılda. Hata arayacaksak burada aramamız gereken hata akılda. Fikir haznesinde o verileri yoğururken zannını kattı oraya. Vehmini kattı. Dolayısıyla yanlış bir sonuca ulaştı. Hüküm vermek ise duyuya değil başka bir güce aittir ki o da akıldır. Öyleyse hüküm veren yanılmıştır. Yani akıl yanılmıştır. Yoksa duyu yanılmış değildir. Hayal de böyledir. Hayal nuruyla idrak ettiği şeyi idrak eder. Kendi hükmü yoktur. Hüküm başkasına aittir ki o da akıldır. Öyleyse hata duyuya nispet edilemez.
Çünkü kesinlikle bozuk hayal diye bir şey yoktur. Bilakis hayal ya da duyu bütünüyle doğrudur. İşte bu rüyada görülen mevzu da böyle. Rüyada gördüğümüz, yani hayal aleminde gördüğümüz nesneler, objeleri yorumlamamız da hatayı ne yapıyor? Akıl yapıyor. Bu ilme sahip olmadığı için, rüya tabir etme ilmine sahip değilse şayet, rüyada gördüğü mevzuyu farklı cihetlere yorabilir. Ha, bu budur, buna işaret oluyor, buna işaret oluyor. İsabet edebileceği gibi etmeyebilir de. Hataya da düşebilir. Bu ilmi bilmiyorsa. Bizim arkadaşlarımız da bu boynuz hakkında yanılmıştır. Akılcıların büyük kısmı onun dar yerini merkez saymıştır. Üstünü ise daha üstünde herhangi bir feleğin bulunmadığı en üst felek sayarlar. Onun içerdiği suretler ise alemin suretleridir. Boynuzun geniş tarafını üst, dar tarafını ise alemin aşağı tarafı saymışlardır. Burada yanılmıştır diyor. Gerçek ise onların zannettiği gibi değildir. Bilakis daha önce belirttiğimiz gibi hayal, hakkı ve onun dışında yokluğu varıncaya kadar alemdeki her şeyi tasvir eder. Bu nedenle üst tarafı dar, aşağı tarafı ise geniş olmuştur. Bu boynuzun üst tarafı dar, aşağısı geniş. Allah onu böyle yarattı. Bizim yolculuğumuz bu alt tarafta, alt alemdeniz. Yani geniş olan yerinden dar olan yerine doğru bir yolculuğumuz var bu boynuzun. Allah'ın onu ilk yarattığı kısmı dardır. Son yarattığı kısmı ise geniş olan yerdir. Bu kısım canlının başına dönük olan kısmıdır. Fiillerin ve var olanların mertebesi ise daha geniştir. Bu nedenle Arif'in bilgideki genişliği alemden bildiği kadar olmuştur. Arif, yani bilen, bilgide ne kadar geniştir? Alemden bildiği kadar. Ardından Allah'ın mutlak birliğinin bilgisine geçmek isteyince kademe kademe genişlikten darlığa doğru yükselir. Aynı boynuzdaki gibi işte. Geniş olan yerden dara doğru gider Arif Allah'ı bilme yolculuğunda. Bakın şimdi. Böylece keşif yoluyla Hakk'ın zatı hakkında bilgisi arttığı ölçüde bilgileri azalır. Arif'in keşfi arttıkça, ilmi arttıkça Allah hakkındaki bilgisi arttığı oranda cehaletini görmeye başlar. Ne kadar cahil olduğunu, bilgisinin ne kadar az olduğunu ancak Arif anlar. Yoksa bilgiden az bir pay alan insan kendini allame görür yani. Az bir şeyler öğrendi mi her konuda bilgi sahibi gibi görmeye başlar. Ama Arif olan kimse bilgide ilerledikçe ne kadar cahil olduğunu anlar, idrak eder. En sonunda bilgiyi bildiği şey olarak sadece hak kalır. Hakka ulaşan, hakkı bilen bir tek bildiğim hak der yani. Başka hiçbir şey bilmediğini görür. Arif olan. Bu ise boynuzun en dar yeridir. Çünkü o boynuzda, o surda, o yolculuğu yaptı. En dar yerine geldi. Öyleyse hayalin dar yeri gerçekte en üst tarafı olduğu gibi tam üstünlük de o kısmındadır. Söz konusu yer Allah onun canlının başında meydana getirdiğinde kendisinden hayalin ortaya çıktığı başlangıç noktasıdır. Binaenaleyh darlıktaki suretine göre yükselmeyi sürdürür ve aşağı tarafı genişler. Hali ise başkalaşmaz. Öyleyse o ilk yaratılmış olandır. Dikkat ediniz. Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. Allah-u Teala ilk yarattığı nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi. Bir cihetten de ona kalem denilir. Ona ilk akıl da diyebilirsin. Nitekim Hazreti Peygamber onu böyle isimlendirdi. Öyleyse Allah sadece tek bir şey yaratmış, ardından bu birden diğer yaratıklarını yaratmıştır. Hakikati Muhammedi, nuru Muhammedi'yi, Resulullah Efendimiz'in nurunu, özünü, cevherini yarattı ki buna akıl da denilir, kalem de denilir ilk yaratılan. Bu biri yarattı, bütün yaratılan o birden yaratıldı. Her şey ondan yaratıldı. Dolayısıyla bütün alemde yaratılmış her ne var ise Resulullah Efendimiz'in o hakikati Muhammedi denilen özünden, cevherinden yaratıldı. İşte onun için Resulullah Efendimiz'e gitmeden Allah'a vasıl olamaz kimse. Kapı odur yani. Kapının kilidi odur. Anahtar odur. Resulullah Efendimiz'i bilecek, tanıyacak ki ondan gidecek. Onun için salavat getirmenin büyük hikmeti var Allah'ı bilmekte, tanımakta. Salavatsız olmaz bu işler. Sayılar da böyledir. Onların kaynağı birdir. Bu bir, varlık biri değil, ikinciyi kabul eden birdir. Sonra sayılar sayı basamaklarında dizilişi veya sayı katlarını kabul eder. Böylelikle sonsuza kadar büyük bir şekilde genişler. Binler ve diğer basamaklar gibi genişlikte belirli bir sınıra ulaştığında ise kendisinden sayının ortaya çıktığı bir ulaştığında sayılardan çıkarmaya başlar ve sürekli olarak sayıyı eksiltirsin. Bu durumda varlığıyla sayının ortaya çıktığı ikiye, çünkü bir sayıların başlangıcıdır, ulaştığında içinde bulunduğun genişliği yitirirsin. Öyleyse bir şeylerin en darıdır. Bu anlamda bir, kendisi bakımından sayı olmasa bile onların ilkesi olması anlamında 2 veya 3 veya 4 olması bakımından sayıdır. Böylelikle bir hiçbir zaman somut varlığıyla ismini bir araya getiremez. Bunu bilmelisin.